İnsanın ayağı niye şişer? Evet hocam, bunu bütün tıp merak ediyor zaten. Evet, yani hani bir bacak, insanın niye kolu şişmez de örneğin ayağı şişer? Bacak şişliği çok sık rastlanan bir konu. Nedeni de şudur. Ayakta dolaşan bir varlığız biz. İnsanoğlu ayakta iki ayağın üzerinde durur. İki ayağın üzerinde duran bir kişideki vücudun bütün ağırlığı yer çekimi etkisiyle bacaklarda toplanır. Evet. Yani biz hamıda kalkıyor olsaydık devamlı, o zaman kollarda bu sıkıntı olacaktı. Ama bacaklarımız üzerinde ayakta durduğumuz için yer çekimi bütün organları, bütün sıvıyı, bütün kanı, plazmayı aşağıya çekmek ister. Evet. Ama biz buna karşı dik dururuz. İşte bacakta toplanmasının nedeni bacak yer çekimine en çok maruz kalan uzvumuzdur. O yüzden bacaklarda toplanır. Peki herkesin mi bacağı şiş? Yer çekimi herkeste var. Evet. Niye birinin herkes şişiyor ayakta da birinin şişmiyor? Birinin şişmiyor. İşte esas mesele bu. Şimdi biz bu bacak şişlikleri geldiği zaman biz aslında 2-3 nedene bakarız. Bir sistemik nedenlere bakarız. Bacaklar bir kere iki taraflı şişlik var mı? Bacağın bazen bir tarafı şişer. Bir evet. Bacak. Sağ bacağın şişer. Bazen sağ ve sol beraber şişer. Bazen simetrik şişer. Bazen birisi daha fazla şişer. Şimdi bunlar her biri ayrı ayrı nedenlerle olur. İki bacağın genelde eşit şişmesine yol açan nedenlere sistemik olarak bakarsak hemen bacakla ilgilenmeyiz. Bu hastamın sistemik sorunları var mı? Bu hastada karaciğer hastalığı var mı? Bu hastada böbrek hastalığı var mı? Bu hastamızda kalp hastalığı var mı? Neden kalp hastalığı? Kalp şöyle bir organımız. Bacaktan, beyinden, kollardan aldığı kirli kanı akciğere pompalar. Akciğerden aldığı temiz kanı da bütün dokulara gönderir. Eğer kalbimizde bir yetmezlik varsa veya bir kapak sorunu varsa veya bir kalp krizi geçirdik, kalp kası bozuksa bu bacaktan alacağı, emerek alacağı kanı alamayacak durumda kalır. Alamadığı zaman orada basınç artar. Yani dönmesi gereken kan dönemediği için bacakta birikmeye başlar ve bu eşit birikir. Evet. İşte iki taraflı bacak şiştiğinde aklımıza gelen yerlerden birisi kalp hastalıklarıdır. Kalp yetmezliği var mı? Kapakçık mı dar? Kapakçık mı yetmezliği? Daha önce bir kalp krizi mi geçirmiş? Buna bağlı kalp yetmezliği mi oluşmuş? Önemli. Diğer bir neden kalbin etrafındaki zar vardır. İsmi perikard. Perikard hastalıklarında da bacak şişer. Niye bacak şişsin perikard hastalıklarında? Çünkü kalbin kasılması için etrafına sürtünmemesi lazım. Bizim göğsümüz içerisinde kalp var. Her iki tarafında da akciğerler var. Tam ortada kalp. Bu kalp rahat çalışması için etrafında böyle pürüzsüz bir yüzey içerisinde, bir kese içerisinde bulunur. Buna kalp zarı denir, perikard denir Latincesi. Bu perikard ile kalp arasında 50 cc seröz dediğimiz berrak sıvı vardır, kayganlaştırıcı sıvı. Kalp bunun içinde çalışırken, dakikada 60 ila 100 civarında hareket ederken bu sıvı bunun yüzeye temasını minimal eder. Sürtünme kuvveti oluşmaz. Düşünsenize, eğer öyle bir sıvı olmasa en azından bir ısı olması lazım. Çünkü devamlı sürtünen bir şey var. Tabii pürtüklü bir yüzeye çarpmak gibi. Aynen belki. Öyle. Ama öyle bir şey yok. Niye? Arada o sıvı var. Peki bu sıvı hasta olduğu zaman bu sıvı kalbi sıkmaya başlar. Bu sıvı diyelim arttı. Çok fazlalaştı. Kalbin bu esnemesi, kasılması ve esnemesi, gevşemesi zorlanacaktır. Kalp gevşemesi zorlandığı zaman sıvının baskısıyla o zaman yine bacaktan alacağı kanı artık daha fazla emmez, daha fazla çekmez kendine, yine orada kalır. O zaman bir ne oldu? Bir tür yetmezlik oldu. Aynen öyle. Kalbin etrafındaki sıvının artışı bacakta yine şişlik yapacaktır. Sıvının dışına çıkalım, kalp zarına bakalım. Kalp zarı da bir iltihaplanma sonucunda zırh gibi kalbi sarıp sıkmaya başlarsa içindeki kalp yine rahat rahat gevşeyemeyecektir. Rahat rahat gevşeyemediği zaman yine bacaktaki kanı dolaşıma katamayacaktır. O zaman niye yine kan bacakta birikecek, bacakta şişlikler olacaktır. Bu kalp ve kalp dışı o hastalıklardan sonra bunu baktık hastaya. Birçok tetkiğimiz var. Bu ama aklımızda. Bir başka bakacağımız tetkik karaciğer. Karaciğer hastalıklarında vücutta sıvı birikimi yaygın görülebilir. Karaciğerin ileri döneminde yaygın sıvı birikimleri olabilir. Yer çekme etkisiyle bu sıvının daha çoğu bacaklarda görülebilir. O yüzden karaciğerin de tetkiklerine bakıyoruz. Diğer bir neden böbrek hastalıkları. Böbrekte eğer yeterli idrar ve kaliteli idrar çıkışımız olmazsa yine vücutta sıvı toplanmaya başlar. Bu bacakta birikmeye başlar. Örneğin sizin tiroid hastalıkları. Evet. Tiroid hastalıklarında niye birikir hocam?
Bu defa yumuşak doku da sıvı değil aslında. Bizim glukozaminoglikan dediğimiz daha farklı maddeler birikir. Tiroid de bir orkestra şefi, dolaşımı da sağlayan bir şef. Sadece bacakta birikmez, aslında tüm cilt altında. Tüm cilt altında de birikir, gözde ama de birikir. Ama ayakta duran bir kişi için tabii aşağı bacakta doğru. Yer çekimi etkisiyle fazla görülür. Fazlasıyla görülür. Bu da tiroid hastalıklarıyla ilgili. Şimdi aslında böyle kan testleri bize bayağı bir karaciğer, işte evet, böbrek, tiroid fikir verir. O yüzden bir bacak şişliğiyle geldiği zaman öncelikle bunları düşünmek zorundayız. Evet. Yani bir bacak şişliği eşittir varis, bir bacak şişliği eşittir lenfödem demeyiz. Bundan sonra diğer bölümlere bakarız. Onlardan nedir? Mesela bacakta.